Herkese yeniden merhaba, ben İlk Doğu kanalıma videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Eldivenlerimi taktım. Bugün sizlerle beraber saçlarımı boyuyoruz. Ben mor diye sipariş ettiğimi zannediyordum. Bir de baktım ki ne göreyim. Meğersem mavi renk sipariş etmişim. Şimdi şu soğuk akmış boyanın üstüne mavi geçiyoruz. Artık hani bir laf vardır ya, battı balık yan gider hesabı şu anda. Mor yerine mavi sipariş etmişim. Normalde mor ve lilayı karıştırıp bu güzel mor tonunu elde etmiştim ama saçlarım o kadar kötü durumda ki artık yani çok kötü görünüyor. Dışarıdan da inanılmaz kötü, bakımsız bir şekilde görünüyor saçlarım. Bu durumdan hiç memnun değilim. Mavi almışım. Yani bir yanlışlık yapmışım. Olsun, problem değil. Hiç iadeli uğraşacak vaktim yok. Yeni saçlarımı sizlerle beraber boyayalım. Ben şöyle saçımın yerisini hazırlamıştım ama size de göstereyim. Saçlarım şu anda bu şekilde inanılmaz bakımsız ve kötü duruyorlar. Akmış boya. Yani bayağı kötü. Hem de sizlerle sohbet edelim istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Zaten saçımın yerisini şöyle ayırmıştım. Gelişi güzel boyayacağız bu arada. Çünkü vaktim yok. İşe gideceğim. O yüzden şu saçlarımı bir an önce toparlayayım. Kurutayım ve işe sağ salim şöyle güzel saçlarımla gideyim istiyorum. Şöyle yapalım. Zaten şurayı hemen havlumu serdim. Ve boyamı şöyle boşaltıyorum. Boşaltalım. Hadi bismillah. Evet. Şöyle koyalım. Anca herhalde yarısı yeter mi? Neyse, gidişata göre bakarız. Şurada da fırçam var. Fırçamla önce başlayacağım. Daha sonradan direkt hani boyayı vuracağım. Şu gözlüğümü çıkarayım da gözlüğüm boya olsun istemiyorum. Bunu çıkaralım, sizinle sohbet edelim. Bazı gelen yorumlar var. İşte abla çok yorgun görünüyorsun. Geçen gün bir yorum gördüm. Evet, bu ara yorgunum. Çünkü mesela bir kişi hasta olduğunda onun yerine de çalışmanız gerekiyor. Bazen izin kullanamıyorsunuz. İş yerinde bu gibi durumlar olabiliyor. Çok normal. Her şeyin başı sağlık diyoruz ya. İşte tabii ki olay burada devreye giriyor. Bir arkadaşınız hasta olsa mesela sizin onun yerinize de bakmanız gerekiyor. Ve bu yüzden ekstra fazla çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı yoruldum. Okulun ne zaman açılacak diyenler olmuş. Çoğu üniversitede bir değişiklik yapıldı. Normalde Eylül sonu açılacaktı ama şu anda Ekim ayında açılacak. Ben de çalışmaya devam edeceğim artık gidene kadar. Daha sonrasında inşallah bavulumuzu hazırlayıp yepyeni maceralara, ikinci sınıf hayırlısıyla başlıyor olacağız. Artık tamamıyla derslerime odaklanmam lazım. Bu yaz ne yazık ki o olmadı. Gördünüz zaten süreci, yani bir şekilde aslında siz de bu olayın içindeydiniz. Yapacağım dediğim birçok şeyi yapamadım. İnşallah artık diğer senelere daha çok kendime ve bölümüme vakit ayırmam gerekiyor. Ya ben bunu hiç böyle uğraşmayayım gerçekten. Ben direkt bunu elimle süreceğim ya. Aynen. Şöyle direkt elimle. Siz de benim yaptığımı yapmayın. Daha böyle özeninle yapabilirsiniz. Daha öncesinde ben mesela alüminyum folyoyla sarıp bekletmiştim ama vakti olmayan insanlar şu an beni eminim çok iyi anlıyordur. Eğer vaktiniz yoksa ve saç bakımınızı da vakit ayırmak istiyorsanız direkt hızlıca bir işlem yapmanız gerekir. Ben de şu an en azından şu kötü renk gitsin istiyorum. Çok zor ya. Bazen her şey çok zor gerçekten. Yetişmedi yani. Bir ders çalışayım diyorum, olmuyor falan. Yine çok şükür, buna şükür. Ah çok güzel. Şortumu da leke yaptım. Neyse, Allah'tan eski bir şorttu. Zaten bu tarz boya işlemlerinde yeni hiçbir kıyafetinizi giymeyin. Ve mümkün olunca siyah giymeye çalışın. Bu boya çünkü hemen çıkmıyor. Bir yandan da aniden kontrol edeyim. Evet, şimdi şu alt renkler kaldı. Yani saçımın alt kısmı kaldı. Bavul hazırlıkları yapıyorum bir yandan. Sizlere video çekeceğim ama bu videoyu şey olarak yapacağım. Bir liste yapacağım. Mesela yurda götürmeniz gerekenler gibisinden. Biliyorsunuz ben birazcık detaycıyım ve her şeyi bavuluma koymayı seviyorum. Geçen sene biraz fazla eşya almış olabilirim. İlk senemin azizliğine verin. Yani ilk senemin heyecanına verin. Şimdi şu tarafa geçtik artık. Geçen sene öyle her şeyi koydum götürdüm. Neyi kullandım diyecek olsanız inanın hepsini kullandım. Sadece ekstra 2-3 tane almama gerek yokmuş. Yani geri kalan oradan da temin edilebilirmiş. Deterjan yine alacağım ama bu sefer plastik bir şişeye koyup sadece bana en az bir 2 haftalık yetecek kadar. Çünkü şöyle, zaten okula gittiğinizde hocalarınız tarafından kitap parası falan oluyor. Yani o kitap parasının için tutup deterjan parası vermek istemiyorum. Bu yüzden ben birazcık temkinliyimdir bu konuda. Her şeyimi koyup gitmek benim için kendimi daha rahat hissettiriyor en azından, size öyle diyeyim. Çünkü her şeye ihtiyacınız olabilir. Sonuçta bir anda olsa, yurtta da olsanız kendiniz aslında bir yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Kendiniz kendi ayaklarınızın üstünde durmaya çalışıyorsunuz. Her an her şeye ihtiyacınız olabilir. Yara bandı olur.
bardağın kırılır, bir şey olur. Yani birazcık garanticiyseniz benim gibi her şeyinizi aslında koyarsınız ki böyle koyan insanlar var biliyorum. Ona göre bir video hazırlayacağım. Bir tane makyaj hazırlama videosu gelecek aslında. Üniversiteye hazırlık. En temel mesela hangi ürünleri kullanabiliriz? Benim çok sevdiğim ürünler var. Onlar bu sene benimle beraber geliyorlar. Hızlı, pratik, vakit almayacak ürünler benim için bu sene öncelikli olacak şekilde. Çok fazla makyaj malzemesinden ziyade az ve öz almak istiyorum ama bakalım bir makyaj çantam gelsin. Siparişini verdim bir gelsin. Onun durumuna göre bakacağız. Şöyle yapalım. Umarım saçlarımın arasında boyamadığım bir yer kalmamıştır. Varsa da zaten sonra rötuşlama işlemini yaparım. Şu an amacım hızlı bir şekilde bu boyayı tutturmak ve en azından dışarıdan da olsa daha güzel görünsün istiyorum. Çünkü bakımsız bakımsız saçlar gidince insanlar bakıyor böyle. Yani düşünün artık dış görünüş ne kadar önemli hale geldi. Dış görünüş demişken hani bu işte kaşlarıma falan bir şeyler söylüyorsunuz ya. Ya dediğim gibi ben bu şekilde mutluyum. Teşekkür ederim. Dolgu falan, estetik falan bir şeyler yorumlarda görüyorum. Böyle çok fazla da okuyamıyorum ama saçlarım da döküldü. Ah ah. Gitti bu saçı bayağı yıprattım ben ya. Boyadım, açtım. Zaten bir açma işlemi uyguladım ama saçlarım ince de olduğu için hemen yıprandılar. Şimdi hızlıca diğer tarafa geçiyoruz artık. Şu tarafı da hemen rötuşlayalım. Boyamdan aldım. Ve direkt bodoslama olarak şöyle uyguluyorum. Seviyorum bu arada. Şimdi kuaföre git diyenler de olacaktır aranızda. Ama ben kendim yapmayı daha çok seviyorum. Böyle inanılmaz eğlenceli oluyor gerçekten. Yani bu zevki bana kuaför veremez. Kendim yapacağım. Böyle saçımla kendim kesiyorum. Saçımla kendim boyuyorum. Bu gerçekten çok ama çok hoşuma gidiyor. Evet, ben de durumlar bu şekilde. Ayın 11'inde normal okul açılıyor bildiğiniz gibi. Benim kuzucuğum Berfitoş'um da artık 8. sınıf oldu. Onun da inşallah bu sene son yani lise sınavına girecek. Çok heyecanlı. Hepimiz için aslında çok heyecanlı bir süreç. Hem ailem için hem benim için. Bakalım neler olacak. Daha önce belki sizlere söylemiştim. Benim Berfitoş'um, ya Berfitoş diyorum ama ismi Berfin yani benim kardeşim. Oyunculuk okumak istiyor. Bunun için sınava girmesi lazım. Bakalım neler olacak? Çok heyecanlıyım onun için. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bakalım. Bir öğretmen, bir oyuncu da çıkacak mı ailemizden acaba? Biz de merakla bekliyoruz. Onun için bu sene bayağı yoğun olacak. Yanında olmayı çok isterdim ama okuduğum için çok yanında olamasam da elimden gelince onu her gün arayıp Berfitoş'uma destek olmaya çalışacağım benim kuzucuğum. Bu yaz tatilinde de en çok yaptığım aktiviteyi size söyleyeyim mi? İş yerinden o hani yorgun geliyorsunuz ya. Ama o 5 dakikada olsa o ailenizde oturuyorsunuz ya. O an benim için gerçekten paha biçilemez değerde güzel. Onun haricinde sadece mesela bir kere denize gidebildim. O da bayramın ilk günüydü, hiç unutmuyorum. Daha sonrasında yani öyle bir vaktimiz olmadı. Aramıyorum da zaten denizi. Çok da açıkçası hani meraklı da değilim. Bu şekilde geçti yani yaz tatilim. Gönül isterdi ki daha çok böyle farklı içerikler çekeyim ya da daha çok kendime vakit ayırayım ama olmadı. Bu şekilde oldu. Problem değil. Ben memnunum. Çok şükür. Her zaman şükretmek lazım. Beterin beteri vardır derler. Hani hastalık var, sağlık var. Aha, o enfeksiyon geçirdiğim an. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Dosta düşmanı hiç kimseye yaşatmasın. Çok zordu. Gerçekten çok zordu. Dikkat etmem gerekiyor zaten artık. O şekilde. Evet, bendeki dedikodular bu şekildeydi dostlarım. Sizlere anlatın bakalım yorumlarda. Sizler neler paylaşmak istiyorsunuz? Okul olur, üniversite olur. Varsa yorum ve düşünceleriniz aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki sohbet tarzındaki videomuzda da mesela bu videonun altına gelen yorumları okuyabiliriz. Şunu da söyleyeyim. Üniversiteye hazırlık videosu ile ilgili neler görmek istiyorsunuz? Bunu da bana belirtirseniz çok mutlu olurum. Başka mesela ben makyaj çekeceğim dedim işte. Yurt eşyaları için mesela ne koymalıyız tarzında mesela bir şeyler çekeceğim dedim ama aklınıza farklı gelen bir şey olursa mesela bölümle ilgili de olabilir. Edebiyat bölümüyle alakalı. Varsa sormak istedikleriniz bu videonun altında yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ben de bir sonraki sohbet videosunda bu yorumlara değinirim mesela. Ya da çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince vakit bulduğumca hepsini çekmeye çalışacağım.
Şaki Lan Makyaj serisi içinde zaten son bir ay sonra sezon finali veriyoruz bildiğiniz gibi. Sezon finali dizi gibi oldu artık. Çünkü artık okulda full time derse odaklanmam lazım. O şekilde olacak. Evet, kaçıncı dakikadayız? Hop, 10. dakikaya gelmişiz bile. Evet, benim saçlarım hazır. Şimdi benim bunları 40 dakika ama ben aslında 1 saat bekletiyorum. Hani çünkü bir sorun olmuyor açıkçası. Bu saçtan saça değişir ama ben saçımı tam net olarak 1 saat bekletiyorum ki anca tutuyor. Şimdiden bile bakın o sarılıklar kapandığı zaman saç nasıl kendini canlandırdı. Çok güzel görünüyor bence şimdi. Umarım sonucu da güzel olur. O zaman beni izlemeye devam edin. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Rejson olarak saçlarımı boyayıp tokalıyorum. Daha sonrasında saçlarımın son haliyle videonun sonunda görüşüyoruz. Sonraki günler tekrardan merhaba dostlarım ve saçlarımın bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Şu anda tabii ki kabarık dardım örgü yapıp iş yerine gitmiştim. O yüzden ama gördüğünüz gibi mor, lacivert, siyah ton arasında bir renk oldu. Tam lacivert de diyemem çünkü alt tabanında akmış bir mor rengi vardı. O yüzden böyle hem saçlarımı da koyulaştırdı. Üçü bir arada karışımı gibi bir renk oldu ama ben gerçekten çok beğendim. Saçımda bir bütünmüş gibi duruyor. Dalgalı haliyle açıkçası daha da güzel olduğunu düşünüyorum. Bu da bir değişiklik oldu. Demek ki yanlışlıkla sipariş edilince de güzel sonuçlar elde edilebiliyormuş. Ama olsun, gayet güzel oldu. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum ve düşüncenizi her şeye bekliyorum. Bir süredir böyle kendimi çok depresif hissediyordum. Mental bir çöküş vardı aslında içimde. Ama çok şükür onu attım. Çünkü bu mental çöküşüm kanalıma da yansıyor. Düzenli videolarıma devam edemiyorum. O enerji içerisinde olamıyorum. İnşallah şu anki içimde kazandığım enerjiyi kaybetmeden yolumuza devam edebiliriz. Şimdi ben bu tarz enerjimin olduğu videoların aurasında farklı olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü yorum okurken bile depresifim mesela. Çok kendimi mutsuz hissediyorum belki. Ve videoda inanılmaz yansıyor. Çünkü duygularımı belli eden bir insanım. O yüzden şu an bence daha güzel olduğunu düşünüyorum. Takipçilerim olsun, çevremdeki insanlar olsun, herkese bu tavsiye veriyorum. Kendinizin dostu yine kendinizdir. Düştüğünüzde kalkmasını bileceksiniz. Aynı şekilde depresifim belki bir süredir kanalıma video atamadım. Ama kalkmasını da biliyorum çok şükür. Düştüğümüz zaman kalkmasını bildik, her zaman bileceğiz. Motivasyon, tavan, yola devam diyorum. Evet ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ilk de o korkmaz ailesine katılmak istiyorsanız ise kanalıma abone olup yeni gelecek videolarımı kaçırmamak içinse bildirim zili tuşunu açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.